Evet. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz kuantum mekaniği 8. ders, Virial teoremini göreceğiz. Virial teoremi kararlı durumlarda potansiyel enerji ile kinetik enerjinin beklenen değerleri arasındaki ilişkiyi veren bir teoremdir. Ne demek kararlı durumlar? Kararlı durumların diğer bir ismi enerjisi iyi bilinen durumlardı. Yani eğer bir sistem enerjisi iyi bilinen durumda ise ya da kararlı durumda ise hangi gözleniri ölçersek ölçelim, beklenen değeri hep sabitti. Bundan kısa bir şekilde geçmiş derslerde bahsetmiştim. Bugün biraz daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Bu bizim kararlı durumlarımızı ifade ediyor. Kararlı durumlar Hamiltonian'ın öz vektörlerdir aynı zamanda. Hamiltonian operatörüyle etki ettiğim zaman öz değeri enerji olacak ve yine kendi öz vektörünü üretecekti. Bu kararlı durumda iken biz hangi gözleniri ölçersek ölçelim fark etmiyor. İster konumu ölçelim, ister momentumu ölçelim, ister enerjiyi ölçelim. Beklenen değer hep sabit geliyor. Bundan kısaca dediğim gibi bahsetmiştim. Şimdi biraz daha ayrıntılı bir şekilde mesela görelim. Evet, bu öz değer denklemi, Hamiltonian'ın öz değer denklemi. Diğer bir ismi zamandan bağımsız Schrödinger denklemiydi bu. Bunun hemen kompleks eşlenik versiyonunu oluşturabiliriz. Evet. Buradan Brauer vektörünü üretiyoruz. Hamiltonian operatörü eşittir E çarpı E idi, değil mi? Normalde burası, şurası Hamiltonian'ın Hermitian eşleni de Hermitian eşleni olur. Herhangi bir operatör ise burası, herhangi bir operatörse ket vektöründen Brauer vektörüne geçtiğimiz an operatör kendi Hermitian eşleniyle yer değiştirir. Ama Hamiltonian operatörü Hermitian bir operatördür zaten. Hermitian eşleni kendisine eşittir. Bu şekilde oluşturabiliyorduk. Şimdi biz kararlı durumda iken herhangi bir gözlenirin beklenen değerinin zamanla nasıl değiştiğini ne bakalım? Yani şuna bakalım. Kararlı durumda iken G herhangi bir gözlenir olsun. G'nin beklenen değeri Brauer ve ket içerisinde bu şekilde gösteriliyordu. Bunun zamanla değişimini inceleyelim. D bölü dt. Burayı da İH çizgiyle çarpalım. Evet. Önce birincinin türevini alacağız arkadaşlar. Türev yerine şimdi nokta notasyonu kullanayım. Daha kısa oluyor. Birincinin türevi şu şekilde olacak. E durumunun türevi nokta çarpı diğerlerinin aynısı artı şöyle devam edelim. Evet, artı ikincinin türevi olacak ya da en sondakinin türevini alalım. Bir de burada İH çizgi var. İH çizgi artı İH çizgi E gözlenirimizin kendisi çarpı E. Evet. Sondakinin türevi oldu. Artı bir de G gözlenirin kendi türevini alalım. İH çizgi E, G'nin türevi çarpı E. Şimdi arkadaşlar bu G'nin türevi şu demek. Bizim gözlenirimiz bir operatörle temsil ediliyor. Zamanla değişim şu demek. Önce momentum operatörünü ölçüyorum demektir. Az sonra momentum operatöründen konu operatörüne geçiyorum demektir. Çoğu durumda şunun türevi sıfırdır. Birçok fiziksel durumda burası sıfır alınır. Şimdi diğer kalan kısımlara bakalım. Bakınız. Evet, şu duruma bakalım şimdi. Hemen size hatırlatıyorum. Zamana bağımlı Schrödinger denklemimiz şöyleydi. Evet, onu şuraya yazalım. İ, H çizgi, del bölü delta herhangi bir psi durumunda isek bu eşittir Hamiltonian operatörü çarpı durum vektörümüz. Bu zamana bağlı Schrödinger denklemi bir durum vektörünün zamanla nasıl değiştiğini ifade ediyordu. Bu spesifik örneğimizde durum vektörümüz enerjisi iyi bilinen durumlar. Enerjisi iyi bilinen durumlardayız biz. Ve Schrödinger denklemini bu şekilde ifade edebiliriz. Hatta D bölü DT yerine nokta notasyonunu yazalım. Sol tarafı şöyle yazabiliriz. İH çizgi E'nin E nokta yani E durum vektörümüzün zamana göre türevi eşittir. Böyle olacak. Bunun Brauer versiyonu nasıl olur? Nasıl olurdu? Her tarafın kompleks eşlenini alıyoruz. O halde şurası eksi İH çizgi olur. E'nin nokta eşittir. E
çarpı Hamiltonian. Bu da aynı zamanda şuna eşittir. Bu durum vektörü Hamiltonian'ın öz vektörüdür. Hamiltonian bu durum üzerine etki eder. Kendi öz değerini üretir. E olur. Ve durum vektörünün aynısıdır. Bu bir operatör. Artık bu bir sayı olmuş oldu. Şimdi bu iki ifadeyi, bakın şu birinci ifade ve ikinci ifadeyi şu yukarıdaki denklemde teşhis edelim, görelim. Nedir? Bakın arkadaşlar şurası. Şu ifade, birinci ifade şurası. Burası Hamiltonian operatörünün şu kısmı değil mi? Bu neye eşit olmalı? Sağ tarafa eşit olmalı. Ancak eksi işaretiyle birlikte. Çünkü yukarıda artı, burası eksi. O halde şu yan tarafa şimdi devam edelim. İH çizgi D bölü DT herhangi bir gözlenirin beklenen değeri eşittir. Birinci ifadede şimdi bakın şuraya yazıyoruz şimdi. Eksi, evet şurası olacak. Şurası eksi E olacak değil mi? Burada E sadece bir sayı olduğu için tüm vektörlerin dışına çıkabilir. Vektörlerin dışına çıktı. E oldu. Geri kalanımız şu E çarpı gözlenir çarpı E'nin kendisi oldu. Değil mi? Evet. Tek yaptığım şurada şu ifadeyi yerine koymak. Schrödinger denklemindeki ifadesini yerine koymak. Geri kalan G çarpı E de aynı olarak geldi. Ve artı başka bir şey daha var şimdi. İkinci kısma bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şu ikinci kısımda İH çizgiyle beraber değerlendirirsek yukarıdaki ifade. Yukarıdaki ifade Hamiltonian çarpı enerjisi iyi bilinen durumlar. Bu E yine Hamiltonian'ın öz değeri. Üzerine etki ederse kendi enerji öz değerini verir. Çarpı öz vektörün kendisini verir. O halde şu ifade yerine E çarpı ket E'si yazabiliriz. Şu ifadede. Burası ne olur? Artı E yine dışarı çıkar. Geri kalanı yazıyorum şimdi. Geri kalan şu. E G çarpı E. Değil mi? Evet. Yerine yazarsak böyle olur. Bu iki ifade açıkça görüldüğü gibi birbirinin aynısı. Dolayısıyla sıfır olur. O halde bakın sıfıra İH çizgi de sıfıra bölersek yine karşı taraf çünkü sıfır. Şurası birini götürdü. Nedir arkadaşlar? D bölü DT G çarpı E eşittir 0. Bu ne demek? G'nin beklenen değeri sabit demektir. Zamana göre türevi çünkü 0. O halde bu genel bir kural arkadaşlar. Kararlı durumlarda ise kuantum mekaniksel olarak kararlı bir durumda isek hangi gözleniri ölçersek ölçelim mutlaka beklenen değeri 0 olur. Beklenen değeri sabit olur. Teşekkür ediyorum. Zamana göre türevi 0 olur. Beklenen değeri sabit olur. İşte bu özelliği kullanmak istiyoruz biz. Bu özelliği kullanarak kinetik enerji ile potansiyel enerjinin beklenen değerleri arasında bir ilişki görecek ve onun önemli bir fiziksel yorumunu yapacağız. Evet, şurayı silelim şimdi. Buradan devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, genel olarak yine geçmiş derslerimizde görmüştük. Ehrenfest teoreminden bahsetmiştik eğer hatırlarsak. Şimdi herhangi bir durumda değiliz ama özel bir durumdayız. Kararlı durumlardayız ya da enerjisi iyi bilinen durumlardayız. Yine G bir gözlenir olsun. G'nin beklenen değerinin zamanla değişimi şu şekilde veriliyordu. D bölü DT G bir gözlenirimiz. Beklenen değeri neydi arkadaşlar? Bu gözlenirin Hamiltonian'e komitesinin beklenen değeriydi değil mi? Buna Ehrenfest teoremi demiştik. Şurası bu gözlenirin Hamiltonian'e komitesi. Burada beklenen değeri zamana göre değişim bunu verirdi. Özel olarak az önce gösterdik ki eğer enerjisi iyi bilinen durumlarda isek bu gözlenirin beklenen değerinin zamanla değişimi ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Evet. Bu sıfıra eşitlik sadece kararlı durumlar için geçerli. Şurası sıfır olacak. O halde şuradan itibaren biz bunu kullanalım şimdi. Nedir? G gözlenirinin Hamiltonian'e komitesinin beklenen değeri
sıfır olmalıdır. Enerjisi iyi bilinen durumlarda. Şimdi Hamiltonian'imiz standart olarak alalım arkadaşlar. Bu bir operatör. P kare bölü 2m. P kare bölü 2m. Artı bir de R'ye bağlı bir potansiyel enerjimiz olsun. Ve bu gözlenirimiz yerine de şunu alalım arkadaşlar. R ile P'nin skaler çarpımını alalım. Bakın. Şimdi soru şu. Neden G gözlenir R skaler çarpı P aldık? Az sonra göreceğiz. Eğer bu gözlenir R çarpı P alırsam ifadeler içerisinde kinetik enerji geliyor. Bu çarpım ancak kinetik enerji üretiyor. Tamam. Ve geçen son dersimizde arkadaşlar, şimdi şurayı hesaplayacağız. Onu yapalım bir önce. Şu beklenen değer ifadesini hesaplayalım. R ile P'nin skaler çarpımının P kare bölü 2M artı VR ile komitesini biz şimdi hesaplayacağız. Evet. Şimdiki amacım benim şu komite ifadesini hesaplamak. Bunu bu toplam olduğu için sağ taraf bunu iki parçaya bölebiliriz. R ile P'nin skaler çarpımının P kare ile komitesi. Bir de başında 1 bölü 2M var. 1 bölü 2M dışarı çıktı. Artı ikincisi R ile P'nin skaler çarpımının potansiyel enerji ile komitesi. Şimdi arkadaşlar geçen dersimizde son dersi, geçen dersimizin son kısmında R skaler çarpı ile R ile P'nin skaler çarpımının P kare ile komitesinin iki tane ilk H çizgi P kare olması gerektiğini göstermiştik. En son bunu bulmuş, dersi bırakmıştık, değil mi? Sonra bunları hepsini yerine koyup birleştireceğim, bir sonuç çıkaracağım ortaya. Dolayısıyla şu komitasyonun sol kısmını biz biliyoruz. O da iki tane İH çizgi P kare. Ne yapmıştık? Bunu bileşenleri cinsinde yazmıştık. Şöyle yapmıştık hatta. İşlemi yapmayacağım ama sadece kısa olarak söyleyeyim. R ile P'nin skaler çarpımının P kare ile türevi şöyle. Pardon, türevi diyorum. Komutasyon şöyleydi. Bileşenleri cinsine yazmıştık. Toplam J ve K üzerinden şurası XJ çarpı PJ ve PK kare. Evet. Bu işlemi yaparsak eğer göreceğiz ki komutasyon işlemi iki tane İH çizgi P kareye tekabül ediyor. Şimdi biz sol tarafta R skaler çarpı P'nin potansiyel enerji ile komutasyonuna bakalım. Şu ikinci kısmı hesaplamak istiyoruz. Şurayı. Burayı standart komutasyon hesaplaması şeklinde yapalım şimdi. Şurası bir hayali bir dalga fonksiyonu üzerine etki etsin. Bir dalga fonksiyonu üzerine etki etsin. Ve bakalım sonuç ne oluyor. Komutasyonun tanımını yaparsak eğer, burası arkadaşlar R ile P'nin skaler çarpımı çarpı VR çarpı Psi eksi işlemlerin yer değiştirmesi ile veriliyor, değil mi? Standart komutasyon tanımımız. Şimdi ben R ile P'nin skaler çarpımını burada bileşenleri cinsinden yazmak istiyorum. Eğer bunları bileşenleri cinsinden yazarsam sonuç daha kolay olacaktır. Şöyle ki bu eşittir. R ile P'nin skaler çarpımı nedir? Skaler çarpımı. Bunlar ikisi de birer vektör. 3 bileşeni var. X çarpı bir kere momentum operatörünün momentum operatörü neydi? Eksi İH çizgi del bölü del X'ti. O halde şu X'i çarparsam eksi İH çizgi başta olacak. X çarpı del bölü del X artı y çarpı del bölü del y artı z çarpı del bölü del z olacak. Bu R ile P'nin skaler çarpımının açık bir şekilde yazımı. Bu potansiyel enerji ile dalga fonksiyonu üzerine etki edecek bu türev operatörü. Eksi, burada potansiyel enerji ifadesi var. R skaler çarpı P'den eksi İH çizgi gelecek. Bir eksi de burada vardı. Artı İH çizgi olur. Potansiyel enerjimizin kendisi ve geri kalan. Yani x çarpı del bölü del x artı y çarpı del bölü del y artı z çarpı del bölü del z. Bu dalga fonksiyonu üzerine etki edecek. H
Hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Bu sadece birinci bileşeni etki ettirirsek Y ve Z de aynı yolla etki edeceğinden dolayı geri kalan kısmı tahmin edebileceğiz. Bakınız şimdi. Şimdi birinci kısma bakalım. Eksi i, h çizgi. Şimdi bakın. X, d bölü dx şu çarpım üzerine etki edecek değil mi? Çarpımın türevi olacak. X zaten var. Birincinin türevi çarpı ikinci. Dv bölü dx çarpı psi. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. Del psi bölü del x olacak. Artı bir de y ile ilgili olan var. Yani şu ikinci türev operatörü de etki edecek. Artı nokta nokta. Onları yapmıyorum. Artı, şimdi gelelim buraya. İ, h çizgi potansiyel enerjimiz var. Burada sadece dalga fonksiyonu var. Dolayısıyla tek bir ifadenin türevini alacak. X çarpı del psi bölü del x. Artı diğerleri. Nokta nokta. Tamam. Şimdi bakın. Şurası eğer burayı dağıtırsak eksi i h çizgi x çarpı del v bölü del x çarpı psi. Bu buraya da dağıtalım. Eksi i h çizgi x v çarpı del psi bölü del x. Artı şu kısım i h çizgi çarpı v çarpı x çarpı del psi bölü del x. Artı y ve z ile ilgili ifadeler. Burası bakın bir terim sadeleşiyor. Hangisi o? Şurası değil mi? Şimdi bakın şurayla burası birbirinin aynısı. Şu anda tek bir fark gözüküyor. Birincisinde x çarpı v var. Diğerinde v çarpı x var. Sizce bu iki ifade aynı mı? X burada operatör. Potansiyel enerji diye de potansiyel enerji. O da x'in bir fonksiyonu. Her zaman x potansiyel enerjiyle komite edeceğinden dolayı bu ikisi birbirine aynısı. Çünkü potansiyel enerji her zaman konumun bir fonksiyonu. Dolayısıyla konumun fonksiyonu olduğundan dolayı moment x operatörle her halükarda komite edecek. Bütün operatörler kendisiyle komite eder. O halde şu iki ifade birbirinin aynısı sadeleşecek. Bakın şimdi ne kaldı geriye? Şu ifadeyi buna eşitlemiştik hatırlayın. Bunun bir de y ve z kısımları var. Onlar da aynı gelecekler. Bütün y ve z'ler bir kısmı sadeleşecek. Sadeleşmeyen kısımlar gelecek. Sadeleşmeyen kısımları yazayım ve şu ifadeye eşitleyelim. R ile P'nin skaler çarpımının VR ile komitesi eşittir. Eksi i h çizgi var. Hepsinde eksi i h çizgi olacak. Şimdi geri kalanlar kimler? X çarpı del v bölü del x birinci ifadenin sadeleşmesinden geldi. İkinci ifadeden şu gelecek. Y çarpı del v bölü del y. Üçüncüde de z çarpı del v bölü del z. Hepsinde psi dalga fonksiyonu gelecek. Şurayı da psi üzerine etki ettirmiştik. Dolayısıyla bakın burası neye eşit oldu? Eksi i h çizgi. Burayı da vektör formatında yine yazarsak burası ne olacak? R ile nabla operatörü çarpı V olacak değil mi? Çünkü nabla operatörü del bölü del x, del bölü del y ve del bölü del z gibi 3 bileşeni var. R durum vektörü, bu herhangi bir vektör. 3 boyutlu uzaydaki konum vektörü. Skaler çarpıldığı zaman yukarıdaki ifadeyi verecek. O halde ve çarpı psi dalga fonksiyonu. Dolayısıyla neyi keşfetmiş olduk? R ile P'nin skaler çarpımının potansiyel enerjiyle komitasyonunun eksi i h çizgi R skaler çarpı nabla V ile ifade edildiğini bulmuş olduk. Daha önce potansiyel enerjiyle P kare ile R skaler çarpım P kare ile komitesini bulmuştum. Şimdi R P'nin potansiyel enerjiyle komitasyonunu buldum. Bunları şimdi birleştireceğim. Önemli bir sonuç elde edeceğim arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımda bir şey var mı? İşlemlerde yanlışlık gördüğünüz veya kafanıza takılan bir şey? Yok galiba. Açık. Peki. Tamam. Şimdi bundan sonra devam edelim. O halde yazalım yerine arkadaşlar. Hatırlayalım. Şimdi viryal teoremine geliyoruz. Kararlı durumda iken biz herhangi bir gözlenirin beklenen değeri
beklenen değerinin zamanla değişimi 0 olacak. Burası özel bir durum için 0 geçerli. Şuraya kadar olan kısım ise genel olarak hangi durumda olursak olalım, kararlı durumda olmamıza gerek yok. Hangi durumda olursak olalım, bir gözlenirin beklenen değerinin zamanla değişimi o gözlenirin Hamiltonian komitesinin beklenen değerine eşittir demiştik. Fakat kararlı durumlar için burası 0'a eşit olacaktı. Şimdi onları şurada birleştirelim. Şurada birleştirelim arkadaşlar. Yazıyoruz şimdi. Şurayı hesapladık biz. R ile P'nin R ile P'ye de gözlenirimiz de dedik. Hamiltonian'le komitasyonunun beklenen değeri şuradan devam edelim. Hamiltonian'imiz P kare bölü 2 M artı VR idi. O halde şunları bulduk arkadaşlar. Şunu bulduk. Gözlenirimiz R ile P'nin skaler çarpımı. Hamiltonian P kare bölü 2 M artı bir de potansiyel enerji. Bu neye eşit oluyordu? Kararlı durumda olduğumuz için 0'a eşitti. Ve R ile P'nin P kare ile bunu açarsak eğer 1 bölü 2m ya da 2m evet 1 bölü 2m r ile p'nin skaler çarpımının p kareli komitasyonunun beklenen değeri. Beklenen değer bazen durum yazmamıza gerek yok. Direkt böyle de yazılır. Böyle bir notasyon da vardır. Artı r ile p'nin skaler çarpımının potansiyel enerji ile komutasyonun beklenen değeri eşittir 0 olacak. Evet, eşittir 0 olacak dedik. Şimdi şurayı az önce göstermiştik. Burası 2İH çizgi P kare olacak. Burada 1 bölü 2M var. 2 tane İH çizgi çarpı P karenin beklenen değeri. Değil mi? Ve son olarak şurayı gördüm. Şu kısım yani. Burası da eksi i h çizgi. Eksi i h çizgi. R ile potansiyel enerjinin gradyeninin beklenen değeri olmuş olacak. Bakın bütün ifadeler hepsi beklenen değer. Dikkat edelim. Çünkü kuantum mekaniği yapıyoruz. Bu eşittir 0 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bir miktar düzenleyelim. Evet. i h çizgiler sadeleşti. 1, 2, 2 m'yi aslında beklenen değer içerisinde yazmak istiyorum tekrar. Çünkü p kare bölü 2 m kinetik enerji ifadesidir. O halde bu şöyle olacak. 2 tane p kare bölü 2 m'nin beklenen değeri eşittir r ile potansiyel enerjinin gradyeninin beklenen değeri. Şimdi arkadaşlar şurası genel olarak Virial teoreminin genel ifadesidir. Burası Virial teoremi. Genel ifadesi bu şekilde. Sol taraf kinetik enerjinin beklenen değeri. Sağ tarafta daha potansiyel enerjiyi elde etmedik ama burada potansiyel enerji belli bir fonksiyon verilirse eğer sol taraf başka bir şekilde ifade edilebilecek. Fakat bu ifade tekrar ediyorum, Virial teoreminin yazılabilecek en genel ifadesidir. Şimdi ben potansiyel enerji yerine bir ifade yaparak şurayı hesaplayıp daha farklı bir sonuç elde edeyim. Şuradan devam edelim şimdi arkadaşlar. Potansiyel enerji yerine şunu yazalım yani. Mesela bir potansiyel enerji ifadesi yazalım. Bir katsayı defa mesela bir katsayı defa A çarpı potansiyel enerji skaler bir niceliktir biliyoruz. Enerji skaler bir niceliktir. Ama konuma bağlıdır. Dolayısıyla R'nin mutlak değerini almamız lazım. Sağ taraf skaler olsun diye içerisinde konu vektörü olacak ama konu vektörünün mutlak değeri ya da uzunluğu çarpı üzeri bir katsayı. Mesela üzeri A olsun. Mesela bu bir potansiyel enerji ifadesidir.
Bunu özellikle şöyle yazmamızın, A üzeri yazmamızın sebebi şu. Mesela bir yayın ucuna bağlı bir kütleyi düşünürsek eğer, potansiyel enerji R kare ile orantılıdır. Tamam, 1 bölü 2 K çarpı R kare. Eğer bir yüklü parçacığın potansiyel enerjini düşünürsek, o da A mesela eksi 1 olur. Çünkü yüklü cisimler için potansiyel enerjisi 1 bölü R şeklinde, K çarpı Q bölü R şeklinde ifade edilir. O halde arkadaşlar, böyle bir genel potansiyel enerji ifademiz olsun. Ve şu tarafı hesaplayalım. Bunu R ile skaler çarpalım. Yine bileşenleri cinsinde yazarsak bunu rahat elde edebiliriz. Yani şunu hesaplayalım. R ile potansiyel enerjinin gradyenini çarpalım. Fakat potansiyel enerji yerine bunu yazmış olalım. O da şu. Bunları şimdi yine bileşenleri cinsinde yazalım arkadaşlar. Yani çünkü açık bir şekilde daha iyi gözüküyor. X çarpı del V bölü del X artı Y çarpı del V bölü del Y artı Z çarpı del V bölü del Z'dir bu ifadenin açık bir şekilde yazılımı. Şimdi yapmam gereken şey şu. Potansiyel enerji bu olup X'e göre türevini alacağız. Sadece birinci kısmı yapmamız yeterli olur. Çünkü ikincisi de benzer şeyler gelecek. Sadece X yerine Y yazacağız. Sonra diğerine de Z yazacağız. Bu kadar. Fakat şu mutlak değer ifadesinde ne yazabiliriz? Potansiyel enerji değer açık yazmamız gerekirse bileşenleri cinsinden. Bu bir R vektörü. 3 tane bileşeni var. X, Y, Z. Mutlak değeri nedir? Vektörün büyüklüğü. O halde karekök içerisinde X kare artı Y kare artı Z kare şeklinde yazabiliriz. Bunun A'ncı kuvveti olmuş olacak. Şimdi şunu bir hesaplayalım arkadaşlar. X çarpı del V bölü del X'i hesaplayalım. X çarpı. Potansiyel enerjinin X'e göre türevi. Önce tüm fonksiyonun türevini alalım. A başa gelecek. A çarpı A ve üst bir azalacak değil mi? X kare artı Y kare artı Z kare üzeri A eksi 1. Çarpı şimdi için türevini alacağız. İçin türevini X'e göre alacağım. X'e göre türevini alırsak 2 tane X bölü karekök ifadesinin 2 katı. X kare artı Y kare artı Z kare. Evet. Şimdi bakın bu işleme dikkat edin lütfen. Ne yaptık? X çarpı dv bölü dx yaptım değil mi? X'i yazmayı unutmadım herhalde. Evet burada x var. Bu ifade de potansiyel enerjinin x'e göre türevi. Şu ikiler sadeleştiler. Şimdi tekrar bileşenleri cinsinden değil de r şeklinde bunu dönüştüreyim. O halde x çarpı dv bölü dx eşittir. X çarpı a çarpı büyük A. Çarpı ifadeler var şimdi. Nedir? Şurası mutlak değer R. Mutlak değer R üzeri A eksi 1. 1 X de burada var. Burası X kare oldu. Bölü mutlak değer R oldu. Bir miktar daha sadeleştirelim. Bu mutlak değer R yukarı gider. Dolayısıyla şurası X kare çarpı A çarpı mutlak değer R üzeri A eksi 2 olur. Tamam. Eğer bunu Y'ye göre türevini alsaydık arkadaşlar, yani Y çarpı del V bölü del Y yazmış olsaydık şu gelecekti. Y kare çarpı A çarpı A çarpı R üzeri A eksi 2 olacaktı. Z'ye göre türevini alsaydık del V bölü del Z eşittir. Z kare çarpı A çarpı A R üzeri A eksi 2 olacaktı. Şimdi hepsini üst üste toplayalım dolayısıyla. Ve şu ifadeyi elde etmiş olacağız. Şimdi hepsini toplarsak eğer R ile gradyen V şu olacak. Hepsinde bir kere ortak olanlar kimler? Şunlar. Bunlar hepsi ortak. A çarpı büyük A R üzeri A eksi 2 hepsinde ortak. Geri kalanlar X kare artı Y kare artı Z kare olacak. Yani X kare artı Y kare artı Z kare ve ortak olanlar A çarpı A çarpı R üzeri A eksi 2 olacak. Peki şu parantez içindeki ifade ne? X kare artı Y kare artı Z kare. Bu da R karenin
kendisi R kare olacak. Evet, bir R kare burada var. Bir de R A üzeri eksi 2 var. İkiler sadeleşti. O halde sonuç ne çıktı bakın. R ile V'nin, R ile gradyen V'nin skaler çarpımı eşittir A defa büyük A çarpı R'nin kendisi oldu. Değil mi? Nerede var? Üzeri A. Doğru. Ha, çok güzel. Evet, üzeri küçük A. Evet, böyle oldu. Peki şurası nedir arkadaşlar? Büyük A ile beraber potansiyel enerjidir. Şurası. VR. O halde bu da şöyle yazılabilir aynı zamanda. A çarpı potansiyel enerji. Değil mi? Dolayısıyla bakın ne yaptık? R ile skaler çarptığımız zaman sadece şu A geldi. Geri kalan potansiyel enerjinin aynısı oldu. Belki daha kısa bir yolla bunu bulmak mümkündü ama ben bileşenlerini ne ayırarak açık bir şekilde yazdım. Şimdi bakın bunu şurada yerine yazalım isterseniz. Virial teoreminin en genel ifadesinde şu ifadeyi yerine yazalım. Fakat potansiyel enerjiyi bu şekilde kabul ederek, bu formda verildiğini kabul ederek yazalım. Yazalım şimdi. Burası kinetik enerji. Şimdi evet, iki tane kararlı durumda isek, kararlı durumda olduğumuzu ifade etmek için bunu açıkça yazmakta fayda var. Çünkü bu beklenen değer ifadesi. Bu da beklenen değer ama hangi durumdayken beklenen değer? Herhangi bir genel durumda değil. Kararlı durumdayken ki beklenen değer olduğu için kararlı durumlarda açık yazmakta fayda var. P kare bölü 2M eşittir. Sağ tarafı A bir sayı sadece, değil mi? A çarpı yine kararlı durumdayken potansiyel enerjinin beklenen değeri. Evet. Şimdi burayı yine yuvarlak içerisine alıyoruz. Arkadaşlar bakın. Sol taraf. Fakat burada bir işaret hatası yaptık mı acaba? Genel olarak. Sanki bir yerde bir işaret hatası yaptığım gibi geldi bana ama hayır, işaret hatası yapmadım. Doğru. Bir yanlışlık gözükmüyor. Yanlışlık gözükmüyor. Sadece şu. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Sol taraf kinetik enerjinin beklenen değeri kararlı durumdayken. 2 var. Burada da A var. Sağ taraf ise potansiyel enerjinin beklenen değeri. Buna virial teoremi denir. Şu potansiyel fonksiyonu dikkate alındığında virial teoremi şu formu alır. Bu formu alır. Şimdi bunu bir miktar yorumlayalım. Harmonik sallanıcı durumunu alalım. Yani bir yayın ucuna bir M kütlesi bağlayalım. Ve denge noktası etrafında X kadar açıp serbest bırakalım. Ne yapar? Sallım hareketi yapar. X kadar açtığımız zaman bu ne demektir arkadaşlar? Eğer bu kütleyi biz X kadar açarsak yaya belli bir miktar enerji depolamış oluruz. Enerji, potansiyel enerji depolamışız. Peki potansiyel enerji nasıl ifade edilirdi? 1 bölü 2 K çarpı X kare, değil mi? Eğer 3 boyutlu olarak düşünürsek K çarpı R'nin karesi olur. Yani A'mız nedir? A'mız nedir şeyde? Potansiyeli durumunda, yayın ucuna bağlı kütle durumunda A nedir? 2'dir. O halde virial terim bu durum için ne der? Ne der? A eşittir burada 2'dir. Değil mi? Çünkü potansiyel enerji konumun karesi şeklinde ifade ediliyor. O zaman 2 tane kinetik enerjinin beklenen değeri eşittir 2 tane potansiyel enerjinin beklenen değeri ya da kinetik enerjinin beklenen değeri eşittir potansiyel enerjinin beklenen değeridir. Bu bir kararlı durum mudur? Sürtünmeleri ihmal edersek evet. Kararlı durumdur. Bu da ne demektir bu? Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin beklenen değerleri birbirine eşit. Hareket boyunca sürekli kinetik enerji ile potansiyel enerji arasında bir dönüşüm söz konusu. Yay maksimum uzadığı zaman tüm kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Denge noktasından geçerse tüm potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji maksimum olur.
Sonra tersi yöne gittiği zaman tekrar potansiyel enerji maksimum olur, kinetik enerji sıfır olur ve sonsuza kadar böyle sallım hareketiyle devam eder. Kuantum mekaniksel olarak düşünürsek böyle, klasik olarak düşünürsek de böyle ama beklenen değerler yerine ifadelerin kendisi gelir. Şimdi bu birinci ifademiz A'nın 2 olduğu durumda. Peki A'nın eksi 1 olduğu duruma bakalım. O da şu arkadaşlar. Şurası çekirdeğimiz ve atomun çekirdeği ve yörüngedeki elektronları düşünelim. Şimdi ben sonsuzdan bir elektronu getirip bağlamak istiyorum yörüngelerden bir tanesine. Bir potansiyeli vardır. Bu durumda potansiyel Coulomb potansiyelidir. A eşittir eksi 1'dir. Neden A eşittir eksi 1'dir? Çünkü potansiyel enerji biz U ile gösteriyorduk. Genelde elektromanyetizmada ama V ile şimdi gösterelim. Potansiyel enerji eşittir eksi K çarpı Q kare bölü R ile, değil mi? Yani yüklü parçacıktan, ki burada yüklü parçacığımız çekirdeğin, atomun çekirdeği oluyor, kendisi oluyor. Yüklü parçacıktan uzaklaştıkça potansiyel de azalır, yaklaştıkça artar. Şimdi biz eğer elektronu sonsuzdan getirip bir yörünge bağlarsak, elektron bu yörüngelerden bir tanesinde hareket etmeye başlar. Ki bu yörüngeler kararlı yörüngelerdir, kararlı durumlardır. Kuantum mekaniğin postülalarından bir tanesidir. Elektronlar kararlı yörüngede dolaşırlar. Dolayısıyla orada ışıma yapmazlar. Nasıl, ne zaman ışıma yapar? Yörüngeler arasında geçiş yaptığı zaman ışıma yapar. O halde bu kararlı yörünge durumu yine bizim bu tartıştığımız kararlı durumlar örneğine uyuyor. Bakın ne oluyor o zaman? A eşittir eksi 1 olur, değil mi? A eşittir bu durumda eksi 1 olur. Bu şu demektir. Kinetik enerjinin beklenen değeri iki katı potansiyel enerjinin eksilisine eşit beklenenlerini. Neden eksilisi? Çünkü burada elektron bağlı durumlarda potansiyel negatif. Eksili oradan geliyor. Ve şudur. Ya da diğer şekilde de okuyabiliriz. Kinetik enerjinin beklenen değeri eşittir potansiyel enerjinin beklenen değerinin yarısı, ya da biz elektronu sonsuzdan getirip kararlı yörüngeye bağlayabilmek için bir iş yapmamız lazım. O yaptığımız iş potansiyel enerjiye eşit. Elektron bunun bir miktarını kullanır yörüngede dolaşırken. Çünkü kinetik enerji iki katı. Potansiyel enerjinin beklenen değerinin yarısı, ya da elektron bu bizim ona verdiğimiz enerjinin yarısını kullanır. Onu nereye harcar? Yörünge etrafında dolaşırken kullandığı kinetik enerjiyi harcar. Geri kalan yarısını da ışımayla beraber tekrar uzaya geri gelir. Ve potansiyel enerji bulunur. Yani elektron burada sadece ihtiyacı olanı kadar mı kullanıyor, geri kalanı geri verir. Bir yatırımın ikinci bir uygulaması olarak bu şekilde düşünülebilir. Soru olan var mı arkadaşlar? O halde devam edelim. Evet, Fatih burada bırakalım istersen. Bu dersi bırakalım zaten.